Nasıl naklederiz de uğraşıyorum. Bu arada bunu çok iyi dinleyin. İlk defa bir devlet kurumu bir yayıncıya sponsor oluyor. Bugün Kablonet'ten bir telefon geldi. Biz size sponsor oluyoruz. Nereye giderseniz gidin. İnternetiniz bizden. Sabah akşam ilgileniyoruz. Yayınlarda drop'unuz olmayacak. Upload'unuz yüksek olacak. Yüksek kalitede izleyicilerinize yayın verebileceksiniz diye bir telefon görüşmesi yaptık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Bizim bir internet giderimiz vardı. Senin haberin yok Berk. Bugün Evet görüştüm daha abi. çünkü. Harika bir insan. Trakya bölgesinden bir tane yönetici aradı beni. Dedi ki biz Kablonet'iz. Siz bu zamana kadar bize küfür etmediniz. Bizim markamızı güzel temsil ettiniz. Yalan yok, ben Kablonet'e küfür etmedim. Müge Hanım'la konuşuyorum en fazla. Adam vurduk Müge Hanım falan diyorum. Ama Kablonet'ten yayınlara en az düşen yayıncılardan bir tanesi benim. Ve en kaliteli yayın verenlerden bir tanesi benim. Çünkü işte iki tane bilgisayar ve iki ayrı internet kullanıyorum. Aldığım internet altyapısını en güzel şekilde temsil ediyorum. Size HD yayınlar vermeye çalışıyorum. Telefondan da bilgisayardan da izleseniz oyunu oynuyormuş gibi hissetmenizi sağlamaya çalışıyorum. Bu evi bile biz ona göre seçiyoruz. Yani taşınacağımız evi bile. Kardeşim, Titinet var mı? İşte Kablonet mi? Okey. Süper Online mı? Aman uzak kalsın falan deyip öyle seçiyoruz biz. Adam dedi ki biz sizi desteklemek istiyoruz çocuklar. Ya madem Kablonet kullanıyorsunuz ve yayın yapıyorsunuz, daha sıkı bir bağımız olsun. İnternetiniz kopmasın hiç. Falan filan gibi şeyler konuştuk biz. Hayırlı uğurlu olsun. Müge Hanım'a çiçek gönder diyor. Müge Teşekkürler Müge Hanım. valla Vallahi gönderirim helal ya. olsun Kablonet'e. Adam Hak. sponsor oldu Müge Hanım. Hoş geldin üstüne. Hakikaten harika bir şey oldu bizim için bu arada. Yani hem bir bizim, evet, bir biz medya ve yayın eviyiz. İçinde 5 tane YouTuber ve yayıncı var. Bu evin giderleri yüksek oluyor haliyle. Yani normal sizin evde işte annenizin, babanızın ya da üniversite evinde kaldığınızın giderleriyle bir olmuyor. 5 tane internet var işte, evde ablamız var, kira var, gıda giderleri var, bilmem ne var, bilmem ne var. Bunları çok bahsetmeyeceğim size ama bir internet giderimizin bile sponsorlanması benim için çok mutluluk verici. Hem de devlet kurumu tarafından. Şimdi devlet kurumu olunca devlet kurumları reklam yapamıyor arkadaşlar. Yani bir Kablonet reklamını göremezsiniz. Ama ben zaten yıllardır Kablonet iyidir abim diye bahsediyorum, değil mi? Çocuk soruyor mesela, abim internet hangi internet olsun? Kardeşim Kablonet olsun. İyidir, biz memnunuz diyorum yani. Çünkü benim yayınım kopsa memnun olmam ben. Şu an bir kopsa 5.000 10.000 kişi gidecek yayından. O zaman söverim ben. Ama kopmuyor. O zaman biz Kablonet'ten memnunuz dedik. Onların birkaç ayrıcalığı var işte. Televizyon kablosu gibi geliyor onların kablosu. Telefon kablosu gibi ince değil. Sadece internet hizmeti için ve televizyon hizmeti için geldiği için güzel bir interneti var. Yani %100 verebiliyorlar mesela. Bir Kablonet kullanıcısı varsa aranızda %100 internet alabilir. Bir günlüğüne, 3 günlüğüne işte ne kadar parasını ödüyorsa. Böyle oldu. Telefon geldi. Ben çok mutlu oldum bugün. Hakikaten bir devlet kurumu. Biz size sponsor oluyoruz. Kardeşim dedi. Yani iyi niyetle, çok iyi niyetle sponsor oluyoruz. Hatta çok güzel şeylerden bahsettiler. Biz yayın yapmak isteyen ve bilgisayarı olmayan kardeşlerimize de kendi ayırdığımız reklam bütçesinden mesela 15.000 TL'lik bir bilgisayar her ay verebiliriz dediler. Bizim kanaldan mesela her ay bir kişiye 15.000 liralık bilgisayar verdiğimizi düşünün. Benim bilgisayarımla aynı fiyatta neredeyse. O çocuğun yüzü gülecek dedim. Abi olur dedim yani. Harika bizim için dedim. Böyle bir görüşme yaptık arkadaşlar. İlerleyen günlerde detaylarını duyururum ben size. Bizim internet hızımız da artar. Hızımızın artması sizin için çok etkileyecek bir şey değil. Zaten olabilecek maksimum hızda veriyoruz çünkü yayına. Çok güzel oldu. Çok mutlu oldum ben yani. Şimdi 50 tane sponsor aldık hani, yemek sepetinden tut işte Algida'ya, Red Bull'dan tut. Yani dünyanın en büyük markaları, Türkiye değil dünyanın. Red Bull kaç kişi ailesine katıyor? Biz varız. Ama işte Kablonet'i de bizim ailemize kattık aslında. Yani şimdi sen bana yazabileceksin artık Facebook'tan. Abi Kablonet aldım, bir sıkıntım var. Nasıl yardımcı olurlar? Tık, ben yönlendirebileceğim seni. Öyle güzel bir şey, bir güzel bir gelişme oldu arkadaşlar. Ya bizim için ederi nedir? Aylık 1.000 lira fazla para ödemeyeceğiz. İnternet giderimiz 1.000 liranın üzerinde bizim işte. 4 tane hat var evde. 500 GB'ı geçince ekstra para ödüyoruz. Bilmem ne bilmem. Bunlar olmayacak. Çok da detayları anlatmayayım yani iş kısmında, business kısmında, ama çok sağ olsunlar. Kablonet, sevgili Kablonet, bize sponsor olmak istediğini söyledi, bir devlet kurumu ilk defa. Onun da gururunu yaşıyorum ben şu anda. Hayırlı uğurlu olsun diyorlar. Eyvallah beyler. Sizin için de daha güzel olacak tabi. Web'de hoş İyi geldin. ya. 11. ay.
Tabii Berk'in bile haberi yok. Daha bugün görüştük. Berk'te evet, yayın var, ben kardeşim şey geldi. Evet, sor abi. Abi Red Bull'a logomuzu bile koymanıza gerek yok diyordu ya. Ben Kablonet'in şeyini koymak istiyorum. Red Bull bir sponsor değil. Red Bull benim hayatımda dahil olduğum en güzel aile. Red Bull ailesi diye bir şey var Berk. Red Bull Friends var. Red Bull arkadaşları. Bir de Red Bull ailesi var. Red Bull ailesine dahil olursan adam senin evine abi Red Bull gönderiyor. Ben bu dolabı özellikle istedim. Sonra Ninja'nın arkasına geldi. Önce bana geldi biliyorsunuz. Sonradan Ninja'nın arkasına da koydular. Bakın Ninja. Dünyanın en büyük yayıncısı. Ninja var, ben varım şu an. Başka Red Bull dolabı göremezsiniz. Red Bull ailesine dahil olursanız adam sana uçak, helikopter kaldırıyor. Yani benim bile inanamayacağım şeyler. Gel kardeşim işte vizeni ayarlayayım, pasaportunu ayarlayayım. Yurt dışında şu yerleri gez gör diyor. Mesela ben Red Bull'u bir enerji içeceği olarak biliyordum. Bir gittim amına koyayım. Kepi gibi meyve suları var. Gazozları var, kolası var oğlum Red Bull'un. Almanya'da yaşayan izleyicilerimiz var, onlar bilir. Nice kim AQ demiş biri, ona banlayın diyeceğim de 6 aylık abone. Neyse. Red Bull çok büyük bir şeymiş aslında. Bana o dünyayı gösterdiler fiziksel olarak. Merve'nin videosu var, Tony Stark'ın evine gittim diye. Aslında Red Bull'un headquarters'ına gidiyor orada mesela. Red Bull'un o ana üssü, ilk çıktığı yere falan gidiyor. Çok bambaşka bir dünya Red Bull. Müge Hanım. Müge Hanım. Ablam buradan öldüm ablam. Müge Hanım. Teşekkürler Müge Hanım. Eyvallah Müge Hanım. Dur. Bitrate çok yüksek veriyorum ben. Normal yayıncılar böyle vermiyor. Şöyle verirsek sıkıntı olmaz mesela. Yayını izliyoruz şakası yap. Yayını izliyoruz şakası yapmış olabilirler. Ölüyoruz Müge Hanım. Yayını izliyorsan 3 kere aç kapat interneti bana. Ya sikerim sus. Ya, şimdi seni dinleyip... Red Bull ailesine parayla mı katıyor? Hayır, bizim aramızda para diyaloğu yok abi. Ama Red Bull'un yeni bir ürünü çıktı. Bana gönder diyorum ben mesela. Bak şurada arkada şey var, göstereyim size. Daha önce göstermiştim. Adam bir unicorn çok göndermiş. Güzel. Bu unicorn ters devrildi ama kargocuların orospu çocuktu bu. Red Bull'u düzgün göndermiş abi. Arasında Red Bull'un... Sen o unicorn'u hatırlıyor musun? Yeni ürünü vardı. Böyle bir plaj... Sen plajı kardeşim, tatile gitmesen bile evinde sez diye bir şey göndermişler. Yazı kanatlandırır. Hindistan cevizi ve akai lezzetiyle. Red Bull ondan sonra dedi ki, yavrum senin izleyicilerini de seviyoruz. İzleyicilerine de 10 tane bundan gönderelim. Ben çekiliş yaptım hatta, hatırlarsınız. O izleyicilere gönderdik bunlardan. Öyle bir aile Red Bull yani. Abi. Ha. Unicorn'u hatırlıyor musun sen? Bir dakika, Unicorn'un videosunu arıyorum şu an. Unicorn'un videosunu atsana bana, bir izleteyim. Ben Can Tönsoy unicorn atladı diye orada. Buraya gelen şey minik bir unicorn balonu. Bu detayı sezdiniz mi? Bu çok ince bir hareket arkadaşlar. Yani bir şirketle ses geliyor Diren. Senden ses birinden geliyor. Benden değil abi. Bir şirketle aranızda kurabileceğiniz bir bağ değil bu. Hakikaten gönül bağı yani. Red Bull ailesini ben çok sevdim. Ekstrem sporlara zaten meraklıyım falan. Dünyanın en büyük markalarından bir tanesi. O yüzden bizle beraber. Biz o aileye katıldık. Abi Discord'dan yolluyorum. Gene yakında Red Bull'un bir etkinliği var. Ona gideceğiz. Ne yaptık? İşte İzmir'de koşamayanlar için koştuk. Omurilik felcinin tedavisi için koştuk İzmir'de. Bir Almanya'ya gittik. Dünyada ilk çıkan o ürünü ben denedim ya. Videolar, Instagram hikayeleri falan var. YouTube'a da koyduk hatta onu. Hindistan cevizini kırıyorsun çekiçle. Fortnite çekiciyle. İçinden Red Bull'un yeni ürünü çıkıyor falan. Discord'dan yolladım abi sana, beyaz kelime. Ha, adam kendi ürünü tanıtmıyor mu bu vesileyle? Tanıtıyor. Tabii ki tanıtacak. Bu fırsatları sağlıyor bize. Bir zararı var mı abi size benim Red Bull tanıtmamın? Yok. Bakayım Diren. Beyaz kelebekler. O şaka yollu yükleyen abinin videosunu yolladım. Grup beyaz kelebekler. Bak şimdi beyler. Ben var mıyım burada, sen uçuşun var. Bu senin attığın. Hayır, unicorn. Bu sadece sensin. Bak benim uçuşa bak. Üçüncü yarışmacısı unicorn atıyla geliyor. Unicorn atıyla. Çok güzel sekti iki kez suda. Özellikle ölüyorum beyler, ölüyorum burada. 2018-2019 yaz modasını anımsattı. Tabi bu benim için mesela bir video değil. Ben kendi videoma bakacağım şimdi. Ne yazdım ben buna güzel izlensin diye? 30 metreden havuza atladık.
40 metreymiş lan burası. Selamünaleyküm. Şimdi siz normal bir video izlediniz. Ben bunu size güzel hale getirebilmek için ne yapıyorum ona bakın. Aleyküm selam baba. Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Çok güzel ya. Ben ne yaptım? Ekstra kameralar koydum oraya. GoPro koydum bilmem ne yaptım. Bu heyecanı en yakın şekilde siz nasıl yaşarsınız ona onu size yansıtmaya çalıştım yani. Çok da güzel bir video oldu. Bunu göstermek önemli bence işte. O unicorn az önce gösterdiğim unicorn arkadaşlar. Birebir aynısı. Evrim piçine bak. Ağzı yüzeye bulmuş ama şuna bak. Bir de telefondan çekeceğim de içerik çıkartacağım derdin herif hala. Neyle uçtu Evrim oğlum? Kızakla mı uçtu? Ama bak var ya doktor olsam kısa boylu ama yakışıklı bir doktor olmuşum bence bak. Hafif yakışmış benim bence. Benim gibi değil mi abi? Aa evet Batuhan doktor olacak burada. Bizim ekip çok aydın okumuş ya. Bak çocuk doktor olacak burada hala böyle counter mantır derdinde. Neyse. Ready or not. Türkiye'nin en güzel drift şoförlerinden birisi yanlama ustası herif. Evet bir, şampiyonduk ikisi ya. Şampiyonduk ikisi de. Bir yanlıyor aklınızı kaybedersiniz beyler. Yani böyle bir yanlama yok. Yol zaten buz amına koyayım buz. Normalde karda yanlamayı planlıyorlardı. Yağmur çamur yağmış buz olmuş orası. Biraz daha adam biraz daha sallasa kafam yukarıya çarpacak. Beyin kanaması geçireceğim. O kadar yanlıyor yani. Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün RGS'teyiz. Kayseri'de dağın zirvesindeyiz. Red Bull'un etkinliğinde burada bizi bir sikti kayak hocaları beyler. Şimdi kayak yapmayı bilen aramızda yok. Daha önce çok kaymamışız. Kayak yapmaya eğitim veriliyor. Bir saat ama işte normalde 10 saatlik bir eğitim alıp ondan sonra normal beginner düzeyinde bir yerden kayıp sonra işte orta seviyeye falan geçmeniz lazım. Herif dedi ki bize şuraya gidin. Biz oraya bir gittik. Amına koyayım. Profesyonel kayakçıların kayacağı teleferiği göstermiş bize adam. Beyler bir bindik. Ben öleceğim. Havada kalp krizi geçiyordum ya ben orada. Teleferikten inebilen haber versin. Adam bizi trollemiş. Teleferikten inmek bile bir atletik yetenek gerektiriyordu yani. Herif dağın zirvesinin zirvesine giden teleferiğe bindirmiş bizi. Amcık ona da sövelim buradan. Duymaz zaten. 40 metreden kar dolu, buz dolu bir havuza atlayacağız ekipçe. Farklı farklı kostümler giyeceğiz. Havuz burası bak. Havuz burası şu an. Hazırlıyorlar beyler. Anasının amından böyle fışkırıp havuzun içine atlıyorsun. Havuz buz dolu zaten. Burada iglo dediğimiz o eski yerler var ya. Bu iglonun içi o kadar sıcak ki kafayı yersiniz girseniz. Ya burası buz gibi. Burada çıplak durabiliyorsun bunun içinde. Hiç rüzgar yok. Hava akımı yok. Garip bir sıcaklık var bu buzun içinde. Dışarıdan donuyor, içeriden ısınıyor. Öyle bir sistem var. Oradan kayıp atlayacağız. Kıyafetlerle. Özel kıyafetlerle. Sürpriz. Son hazırlıklar yapılıyor. İşte dün hep beraber kayak yapmayı, snowboard'u falan öğrendik ekiple beraber. Düşmeyi öğrendik. Düşmeyi öğrendik. Düşmenin dostu olmadığını öğrendik. Kimse arkanda olmuyor. Biraz acı çekiyorsun, ağla. Yürüyemiyorsun ama. Ağla. Snowboard'u seçen kekolar Berkli Alp miydi? Hayır abi. Evet. Alp abi seçecekti. Sonra korktu. Vazgeçti değil mi? Korktu piç. Alp delikanlı olduğu için geri döndü. Şimdi kayak daha kolay. Bir gün dağa gidip kayacaksanız kayağı seçin. Snowboard çok daha zor. Çok daha büyük denge ve yetenek istiyor. Mesela ben dedim ki benim ellerim değerli. Kolum kırılırsa yayın yapamam, oyun oynayamam. Ben kayağı seçiyorum dedim. Berk daha ergen ve cesaretli olduğu için bu konularda snowboard seçti. Alp de ben snowboard'da çok iyi kayarım, çok yetenekliyim deyip son saniye kayağı seçti. Racon olduğu için. Tabii racon olduğu için kayağı seçti sonra. O racon olduğu için döneklik yaptı. Mesela Deren Can bayağı iddialı. Biz Berk kardeşim. Neco Mervan herkes var burada. 40 kere falan düştü herhalde. Sonra vazgeçti. Bana göre değil dedi. Düştüm ama ölmedik daha. Biz daha ölmedik. Bu arada etkinlikte kostümle atlamak zorunlu. Konuşurken ağzımdaki buharı şurada görüyor musunuz? Herkesin kostümlerini göstereceğiz size. Şu an biz atlamıyoruz bir anda yok olmayalım diye. Sonunda da biz atlayacağız arkadaşlar. Hayatımızın atlayışını yapacağız burada. Ama nasıl soğuk anlatamam size yani. Ya babada bu soğuk suya atlanır mı? Red Bull Bey atlanır mı? Şu da tabii arka planı var bunun mesela. Isınma çadırları yapmışlar gene. Isıtıcılar var içinde.
o buz gibi şeyden ısıtıcıya doğru giriyorsun sen hasta olmamak için. Ama hasta olduk, anamız sikildi yani orada, ben size söyleyeyim. Var, bazıları size güzel görünmek için bu havada gömlek giymiş. Bir gösterebilir misiniz? Evet, evet. Abi ne yapıyorsun? Bence gayet şık yani. Hayır, tamamen mallımdan unuttum ben. Eskişehir zannettim. Eskişehir zannettim burayı. Şu an çok kötü durumdayım. Birazdan ateşin başına geçeceğim. Ama orada 24 milyon izlenme olmuş şu an itibariyle, eyvallah. Twitch'te iyi bir rakam. Ateş yakmışlar benim için. Şimdilik bu kadar. Bakalım neler olacak. Çok heyecanlıyız hakikaten. Ne olacağız? Ne olacağız? Üşüyeceğiz. Sakallarımız doldu beyler. Üşüyeceğiz biz. Başka sürprizler de olabilir ama sakatlanabilirsin, ne bileyim. Hoş şeylerden bahsediyoruz. Tamam, bu ya ben oraya bir de tişörtle gelmiştim. Red Bull'a teşekkürler yani. Evet, Red Bull'a. Red Bull'a böyle şansa atandığı için yürekten teşekkür ediyoruz. Biz götürdük sponsor yalama kısmı ama çok gerçekçi, hala böyle düşünüyorum yani. Böyle şansa atandığı için teşekkür ederim. Ben asla götümü kaldırıp RGS'e de gitmem, Almanya'ya da gitmem. Red Bull yaptığı için. Götümüzü kaldırıp hayatta gelmezdik buraya. Ekiple beraber Red Bull yapınca geliyoruz. Aynen işte, sen de kullandırmazlar. Mart ayında da bir koşulları var. Araba 15 kilometre. Tabii canım, mesela atlayacak insanlar normalde önceden kaydolmuş insanlardı. Biz de influencer yani ünlüyüz diye atlattılar. Normalde gidip atlayamıyorsun oradan. Hızla gidiyor, siz de koşuyorsunuz. Yakalayana kadar 6 saat koşanlar falan oluyormuş. Oraya da gidebiliriz gene sevgili arkadaşlar. Bu tür vlog videoları sayısını arttırmaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi. O aşağıda bir tane buton var. Şuna benziyordu YouTube'da. Ona ufaktan bir dokunursanız sağ katılın. Aman sağ olun arkadaşlar. Bu ne ya? Isınma çadırları şurada bu arada. Şurası beyler. Buna giriyorsunuz, dallaşacak herkes. 4 tane oraya ufa kurulmuş, orada ısınıyorsunuz falan. Bu ne ya? Baksana. Hadi ısınalım. Yolları çekelim. Böyle ateş yakmışlar tabii üşüyenler için falan. Şu an havuzu dolduruyorum. Allah aşkına oğlum, bu kadar fışkırsa dünyayı ele geçirdim. Öz soy soyadını yayardı dünyaya yani. Herkes öz soy olurdu yani 100 sene. Aa bitti. Gömlek de Evrim'in güzel müzikleri ve video dehasını görüyorsunuz. Evrim burada yok, götü kalkmasın ama iyi işler yapıyor yani bizim için, sağ olsun. Bizim İlay da bu. Bir gün yayını alacağım. Onun da televizyon dünyası hakkında sorularınız varsa onu konuşacaksınız. 6 yaşından beri televizyonlarda kız. Şu an arkamızda dünyanın en hızlı arabaları drift yapıyor. Birazdan ben de bineceğim. Çok heyecanlıyım. 3.5 atıyorum. Bakalım neler olacak. İçeriden görüntüleri de size göstereceğim. Oğlum şu geçişlere baksana. Çılgınlar gibi dönüyor şu anda. Yani böyle sana ayağım. Hey, basın JTGO'da friction 0 diye bir komut var. Sürtünme katsayısını sıfırlıyor. Aynı onun gibi kayıyor arabalar şu anda. İnanılmaz yani. Ben de oyuncuyum ya. İlla bir CSGO'dan falan bir şey koyacağım muhabbetin içine ama ne yapayım böyle yani. Dira alev varsa getirsene. Sen en hızlı arabayla. Bundan sonra Hadi BTV'nin Evrim abi olan videosunu da izlesene. Bakarız abi ona. Araba güzel bu arada. Ben hayatımda drift yapmamışım. Zaten korkarım trafikten. Hani düzgün süreli abi falan modundayım taksiciye binsem bile. Adam anasının amına koydu buradan böyle gezdiriyor. Şu arabaların arasından falan geçiyor. Bunun yanından geçiyor böyle. Çok garip hareketler yaptılar ya. Şu Alp'e benzemiyor mu beyler? Şimdi burada şeyi görmek lazım. İzleyicilerim için içerik çekmeye gelmişim ama şu yüz ifadesine bak. Amına koyayım, nereye geldim ben diyorum bak. Mutluluk yok, heyecan yok. Ölmeyelim abi, kafamız yukarıya vurmasın. Beynimiz pekmez gibi akmasın. Biraz da böyle hareketli bir şeyler çekelim falan kafasındayım. Ben o kadar çılgın değilim yani, canımı riske atmak istemiyorum. Baksana. Nereye geldik amına ki.
Kalp atışlarımızdan da var ya, yok böyle bir tecrübe ya. Kalp atışlarımızdan da. Bu aynı aptal şapşal şeyi ben uçak kullandıktan sonra da görürsünüz o videoda da. O çok daha farklıydı tabi. İşgaller böyle, ben bir doktor oldum. Direncan bir aşçı oldu. Diren de yakışıyor bak aşçılık ha. Domdom kurşunu. Ya bana yakışmayacak da kime yakışacak? Evrimde böyle bir pratisyen hekim mi ne bu? Hemşire diyelim buna ya. Evrim cerrah oldu. Ben kulak burun boğazım. Alet gerçek bu arada. Çok güzel kalp atışlarını falan gösteriyordu. Dikkatli bir şekilde jüri çadırımızdan yerimizi alıyoruz. Bu kalp galibiyet için atıyor. Gelmiyor ses, ses gelmiyor. Ana hemşire değil. Hoş geldiniz. Geliyor mu? Ver bakayım. Women's Health ekibinden Sibel Hanım da yerini alıyor. Ciğerleriniz yarrağı yemiş sigaradan. Ciğerlerim bırakmanız lazım. Bak sigara içme mesajını burada bir de vermeye çalışıyorum. Kendim içerken utanıp kamerayı kapatan şu anki gibi bir adam olarak. İnşallah hayatınızın hiçbir döneminde sigara içmezsiniz, içerseniz de bırakırsınız beyler. Ömrü kısaltıyor ya. Sizin ömrünüzü 50 yıl, 60 yıl yaşayacaksanız 40'a 45'e düşürüyor. İçmeyin. Ağaçlar sigarayı bırakmam. Harbi yarrağı yemişti bu arada evrimin genç ciğerleri bile. Şunu yapacağız bak. Evet. Şu yukarıyı görüyor musun? Üstücan. Görüyorum. En yukarıda bak. Barışcan içmeden duramıyorum oğlum, bağımlılık işte, hastalık, uyuşturucu gibi bir şey yani bu. Sinirli oluyorum içmeyince. İnsanlara bağırıp çağırıyorum, modum yerinde olmuyor. Çok kötü bir şey oğlum, o yüzden içmeyin diyorum ben. Hani verdiği fiziksel ve ömrünü kısaltma zararı hariç kötü bir insan oluyorsun abi sigarayı tak diye bırakınca. Bıraktım ben bir ara biliyorsunuz. 25 gün falan bıraktım. Evdeki hiçbir şerefsiz sigarayı bırakmadı. Suratıma doğru içti. Ben de geri başladım. Ben bıraktım abi. Sen zaten hiç içmiyordun, sen akıllı helal çocuk olarak. Ben. Nasıl ben de destekledim abi, seni niye öyle dedin ki? Sen de içmiyorsun üstüne. 183'ü aradık, arayayım istiyorsanız birazdan yine. Siz neymiş? Ben sigarayı bırakmak istiyorum diye. Onlar... İyi ya sorayım. Arkadaşlar şu an atlamaya hazırlanıyoruz. Yani diğer atlayanları gördük. Çılgın olacak. Çuval gibi düşenler var. Abi yol çok uzun. Yol bayağı yol uzun. Yol çok uzun yani. Çok dik ve çok 40, uzun. 40 metre böyle falan böyle. Bayır aşağı. Şarja takıyorum. Gideceğiz. Arayacağım birazdan. Hep beraber konuşalım. Aranızda da içenler fena olacak. Yolda giderken rüzgarda ateş sönecek diye korkuyorum ben. Valla sıkıntı olacak. Ya, numara falan almadık. Ne? Numara almadık. Bir kişi alıyor numarayı. Gelecek oraya. Gelir. Heyecan var mı? Var. Bayağı heyecanlıyım ben ya. Stresliyim daha doğrusu, korkuyorum. Korkularımı yenmek için yapacağım oğlum. Hayatı bir kere yaşarız ya, slogan bu. Ben daha önce hiç böyle şeyler yapmadım. Yükseklik korkum var. 40 metreden uçuyorsunuz beyler ya. Dren nasıl kabul etti onu da bilmiyorum ben. Herhalde oraya kadar gittik falan diye. Abi aynen. Hani karizmayı çizdirmemek için şimdi. Uf, beyler bir de tehlikeli yani. Çok güven değildi. Ben çarpıyordum havuzun sonunda. Sağa doğru uçarsanız havuz olmayan... Böyle yere atlıyorsunuz, kar dolu bir yere. 40 metreden o kaç, 35'e 40'a çıkıyorduk herhalde hız olarak. Bak 40 kilometreyle bir yere fırladığınızı düşünün. Nazrov ya. Abi. Ölürsem kanallarım annemin diyorum bak, o kadar psikolojiye girmişim yani. Tabi anons olarak 360 flik atmayı unutmadım orada. Bir kere atlama hakkım var bence. Efsane. Sağa doğru yalpalandım, sonra ayağımla sola gidiyorum. Bunu sezen var mı abi videoda? Dedim ki ben sağa çarpacağız. Burada betonlar var buzdan. Direkt buza çarptığını düşün. Bak iyi izleyin burayı. Diren de yaşadı aynı şeyi. Evet. Ben vurdum, düzelttim kendimi sonra. Ha, kimse kaza bela olmadı şükür de. Efsane. Bak sağa doğru gidiyorum beyler. Yarrağı yemişim. Şuraya bir çarpsam. Buz bir betona çarptığını düşün. Neyse.
I believe I can fly. Hip mi ayarlamışlar boğulan aptallar olur diye. Ben de boğulmaya yaklaştım orada. O buzu yiyince soğuk su gibi değil, buz yani. Soğuk suya biz atladık. Doğum gününde falan atladık kuyu suyuna da. İki kez suda. Özellikle bandanasını 2018-2019 yaz modasını. Bandanasını 2018-2019 yaz modasını taşıyarak gidiyor adam. Hanım sattı. İnsan Loren imzalı muhteşem turbo. Vay be! MGH potansiyel. Amına koyayım. 1 bölü 2 MV kare. V fazlaysa ve rampanın eğim fazlaysa X yani atlayacağım mesafe daha fazla. Şimdi benim düştüğüm yere bakın, bir de direnin düştüğü yere iyi bakın bak. Vay be! Abi kiloları alırsam hemen hesaplarım onları. Şimdi havuz taşıma deyimi burada gerçeğe varıyor. Ben şuraya düştüm, şuraya. Diren Reis 3 metre daha gelse buza çarpıyor beni. Ağzıyla selamlar ettim diyor yani. Kankam. Ne oldu? Ne oldu? Evrim gidiyorsun Evrim, hazır mısın? Kanka hikaye çekeceğim ben bir de, öleceğim muhtemelen. Nasıl bir manyaksın oğlum sen? Manyak bir de hikaye çekmenin derdinde orada. Hani bir Instagram'a klas bir şey atayım da kızlarla evlenelim falan gibi bunu yapıyorum herhalde sen falan ama yani telefon mu düşer, Evrim kontrolünü mü kaybeder? Hala uçarken bile piç elinde telefon var bak böyle, yüz ifadesi böyle telefona bakıyor. Abi hazır. Kızakla gidiyor. Bir saniye, hazır değilim, bir saniye. Sen emin misin telefondan gideceğine? Su geçirme. Oğlum, yok su geçmez. iPhone gitti gitti. Ayakkabılarını atayım mı arkadaşlar? Okey, hazır. Hazır. Okey, hazırım. Alp. Allah'ım sana geliyor. Hayda. Önce bir imana geliyor buradan atlarken, ölürsem cennete gideyim diye. Telefon mu gitti? Telefonla gidiyor deli ya. Şu yüz ifadesi de bir dehşete bakar mısınız bir yana? Yarra yedim ben, nereye uçuyorum diye bak. 1, 2, 3, 4. Aa, Evrim yüzü çok güzel çizebiliyor lan. 1, 2, 3, 4, 5 gibi şeyler var ya böyle. Zikzak çizsen, rastgele zikzak çiz. Evrim suratı oluyor bak şuradaki. Ayda da çizerdik ya küçükken, öyle çizebiliyor. Arkadaşlar merhaba. He, düşüyor muyuz? Burası şey böyle, daldaşak olduğumuz yer, sonra giyindikten sonra çektik tabi. Direne bak. Ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum etrafta. Beynim işte, ölüyoruz. Ne oldu abi, çektim bunu. Sen çektik abi. Necolar İbnelik olsun diye daldaşak çekti bizi. Dedik ki biz kıyafet çekeriz, siz de onları yayınlamayın lütfen. Mervan var, Neco var, beraber atladık. Sen daldaşak çektin, ne diyorsun? İyiyiz ya, sıkıntı yok. Sıkıntı tek sorun sudayken. Sudan çıkınca su, sorun su, yok. Su, su, su. Suda vücut çalışmıyor beyler, çalışmıyor. Eksi bilmem kaç derece suya düşerseniz, ki sıfır değil de o su. Altına motor koymuşlar buz donmasın diye, suyu çeviriyor sürekli altında. Çok soğuk olsun diye. Yani, yani, sen nasılsın? Isındık ama beliriyorduk yani. Çantı. Ben kuradım. Kuradım, süper oldum. Güzeldi güzel. Eğlenmiş. Güzel seçim. Abi çantam gelsin. Mantı gelsin. Harikaydı ya. Çantayı kaybetmiş Merve. Benim bir yüz ifademe bakar mısınız beyler sudan çıkarken, ki doğal ifadem ya bu. Ne oldu amına koyayım? Biz ne yaptık amına koyayım diyorum böyle. Bak buralar böyle buz falan tutmuş. Su soğumuş. Oğlum Evrim'in ayağından kaymış lan şey uçarken.